Galatasaray'ın idari ve yönetsel anlamdaki tek patronu, yani Galatasaray Spor Kulübü'nün, Sayın Burak Elmas'tır. Seçilmiş, Galatasaraylıların teveccühüne mazhar olmuş ki Galatasaray'ın vicdanı olan Galatasaraylılar kendilerine bu koltuğu ve yönetimimizi emanet etmiş. Dolayısıyla buradan Florya ile bizim aramızda bir ikilik çıkarmaya matuf iş yapmaz Galatasaray. Bizde prim yapmaz yani bu. Yani eğer birinin iradesini esas alacaksa, kimin iradesi bu konuda belirleyici diyorsa Sayın Kıran, Galatasaray Spor Kulübü'nün tek patronu Sayın Burak Elmas'tır. Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanıdır. Genel kurulun teveccühüne mazhar olmuş bir seçilmiş isimdir. Dolayısıyla bir iradeyi esas almak istiyorsa Sayın Burak Elmas'ın iradesini esas alabilir. Kaldı ki bu idari ve yönetsel bir konudur. Hukuki bir konudur. Bu konuda da karar vermeye ehil ve yetkili olan Sayın Başkanımız Burak Elmas Beyefendi ve yönetim kurulumuzdur. Yani buradan bir ikilik çıkarıp bir ayrıştırma vesilesi yapıp bir kutuplaştırma Galatasaray'da bunlar sökmez. Bunlar son derece, prim yapmaz. Tabii prim yapmaz. Çok ılımlı, uyumlu bir birlikteliğimiz var. Yani buradan bir şey çıkmaz. Hiç boşu boşuna bir çaba sarf edilmesin. Bir ikilik çıkmaz buradan. Yalan demeç veren ve işte şov yapan veya kıvıran kendi ifadeleri kim olduğu, biz burada resim belgeleri ortaya çıktık. Ortaya koyduk. Net bir şekilde ortaya çıktı. Gereği artık kamuoyunun takdiridir. Kamuoyu zaten bütün bunlara vakıf oldu. Gereğini yapacaktır. Bu arada Galatasaray'ın sponsorlarından da bahsetmiş. Bir cümleyle ona da açıklık getireyim. Rize Spor'un sponsorları, iştirak şirketi, yöneticileri, ortakları, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki hangi görevliler, bir kamu bankasından kim kredi aldı falan, bütün bunları biz biliyoruz. Bizi bırakın, artık 80 milyon biliyor. Dolayısıyla bu konuda biz değerlendirme yapmayı da uygun bulmuyoruz. Bütün kamuoyunun bildiği maruf bir vakayı tekrar tekrar dillendirmeye gerek yok. Zaten kamuoyu bunun takdirini yapacak. Uzantılı olarak Limak Galatasaray'ın sponsorudur dedi. Kamuoyu İGA PAS şirketi üzerinden. Evet, kamuoyu bütün bunların zaten takdirini yapıyor. Ben artık meseleyi, böyle bir açıklama gelmeseydi biz konuşmayacaktık ama ben meseleyi artık kişiselleştirmek istemiyorum. İşte Sayın Başkan'ın kendisine özür mesajı attığını söylüyor ki, başkanımız söyledim, çok nezaketli, telefona dönemediği için özür mesajı atmış. Bana da okuttu aşağıda. Kendisinin de bana attığı mesajlar var. Yani biz ama bunlara atıf yapmıyoruz özel hayatın gizliliği ve nezaket gereğince. Şunu söyleyeyim, ben kendi adıma konuşayım, bağlayıcı olmasın. Yani tehdit edeceklerini, baskı kuracaklarını geçmiştekilerle veya benzerleriyle mukayese ederek bizi sindireceklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar. Biz tehditlere, baskılara boyun eğmeyiz. Bizim tek bir derdimiz var. Sadece bir derdimiz. Başka hiçbir kimlik ve gözlük asla ve asla bunun arkasında yok. Olamaz da. Türkiye Futbol Federasyonu'nun hukuk kurulları, ki statü değişikliğiyle birlikte onlar artık biliyorsunuz genel kurul seçecek. Bu hukuk kurullarının tarafsız ve bağımsız olması bizim mücadelemiz bu. Ve biz bunu sadece kendimiz için değil, bütün futbol paydaşları için istiyoruz. Çünkü hukuk bumerang gibidir. Atarsınız gelip sizi vurur. Adaleti biz kendimiz için istemiyoruz. İsteseydik bu bir talepti. Biz adaleti başkaları için istiyoruz. O yüzden bir tavır ve irade. Bütün futbol paydaşlarının da bu tavır ve iradeye sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Epe Özdemir, bu açıklamalarınız, bu değerlendirmeleriniz zaten ilelebet kalacak dijital medyada. Galatasaray YouTube kanalımızdan da biz canlı olarak şu anda sizlerle buluşuyoruz değerli izleyiciler, Galatasaray Televizyonu'nun yanında. Bir sorum daha var, daha doğrusu değerlendirmenizi istediğim bir konu daha var. O da Çaykur Rizespor'un Avrupa Ligi'nde başarıya ulaşan Fenerbahçe'yi, grup atlayan Fenerbahçe'yi, tur atlayan Fenerbahçe'yi tebrik etmemesi, yine tur atlayan, gruplara kalan, mücadelesine devam edecek olan Galatasaray'ımızı tebrik etmemiş olması. Buradaki bu ikilik, buradaki bu duruşsuzluk, buradaki bu tavır, evet, bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi biz Rize Spor'la, Rize halkıyla hiçbir sorunumuz yok. Onlar bizim için çok değerli ve kıymetli. Yıllardır da böyle bir dostane ilişkilerimiz var. Hiçbir sorunumuz, problemimiz olamaz. Rize'ye, Rize özelinde hiçbir ön yargımız söz konusu olamaz. Dolayısıyla Rize halkı bizim için çok kıymetlidir. Rize Spor da keza öyledir. Bu açıklamayı talihsizlik olarak görüyorum. Herkes kendine yakışanı yapar. Başkaca yorum yapmak istemiyorum. Yani açıklamaya baktım, çok yorum yapmaya değer görmedim. Evet, tarih bu aslında rezaletleri ve skandalları anacak, futbol tarihi. Her halükarda Galatasaray taraftarının arkanızda olduğunu bilmenizi isterim. Galatasaray Televizyonu çalışanı olarak, bir Galatasaray Spor Kulübü paydaşlarından biri olarak belki ufak bir payımız varsa biz de bu yayınlarla bu katkılarımızı sunmaya devam edeceğiz. Sayın Epe Özdemir, refleksiniz için ve hızlı cevabınız için de çok teşekkürler. Değerlendirmeleriniz dediğim gibi YouTube kanalımızda sizlerle buluşuyor olacak. İlla ki bu açıklamalarınıza ya da bu değerlendirmelerinize de bir karşı cevap bekliyor musunuz? Onu da sorayım kapatırken. Şöyle, ben başlangıçta söyledim. Biz bu konuyla ilgili artık spor kamuoyunu ve gündemini meşgul etmek istemiyoruz. Devam eden derdest bir hukuki süreç var. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullandık.
bize gelen paraları da TFF vermeyin dememize rağmen zaten ödeyecek. Oyuncu da en kısa sürede zaten formasına kavuşacak. Sonrasında Yargıtay dosyası müspet sonuçlanırsa ödediğimiz paranın, daha doğrusu bizden kesilen, bize göre hukuksuz kesilen paranın faiziyle iadesini talep edeceğiz. Olmazsa, aksi karar da çıkarsa saygıyla karşılayacağız. Bize göre bu mesele kapanmıştır. Spor kamuoyunu da artık daha fazla bu gündemle meşgul etmemek gerekir diye düşünüyorum. Naçizane benim kanaatim, ama bir açıklama gelirse tabii Galatasaray asla sessiz kalmaz. Biz nezaketi, kurumsallığı önceleyen ama Galatasaray'ın menfaatlerini de sonuna kadar savunan bir anlayış egemen kılmak isteriz. Evet, sömürgeciler, işgalcilerin yenildiği, bununla birlikte işbirlikçilerinin de yenilgiye uğratıldığı bir günde Sayın Hep Özdemir'le birlikte bu yayına imza atıyoruz değerli izleyiciler. Her sonuçta ve koşulda Galatasaray taraftarı yönetimimizin, başkanımızın ve yönetim kurulumuzun kararlarının da tasarruflarının da arkasındadır. Son olarak da Galatasaray camiamıza mesajınızı almak isteriz Sayın Hep Özdemir. Merak etmesinler, müşteri olsunlar. Biz hem camiamız, hem taraftarlarımız, hem üyelerimiz çok kocaman bir aileyiz. Kocaman yürekli bir aileyiz. Biz bir teveccüh gösterdiler ve bu görevi bize layık gördüler. Bu aynı zamanda ciddi bir sorumluluk. Netice itibariyle bizler de burada gelip geçeceğiz. Görev yaptığımız dönemde zaman, zemin, koşullar, konjonktür ne olursa olsun eğilmeden, bükülmeden, nezaketten de taviz vermeden Galatasaray'ın menfaatlerini önceleyerek sonuna kadar hukuki mücadelemizi vereceğiz. Galatasaray'ın haklarını yedirmeyeceğiz. Menfaatler için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda endişe etmesinler, müşteri olsunlar.